Bakın kapanmaması gereken kamu iktisadi teşekkülleri vardı. Devletin şeyleri vardı. Bunlar önemli zamanlarda bakın böyle zamanlarda lazım olurdu. Nedir bunlar? Et süt kurumu. Tamam çalışıyor ama yeterli değil yani. Mesela piyasaya mal versin. Piyasa yapıcılığı geri plana itildi. Yani Tabii. mesela atıyorum sucuktur, kıymadır, Yap tavuk etidir, beyaz peynirdir vesairedir. Bu tarz temel gıda ürünlerinin fiyatını belirleyici bir pozisyondaydı. Evet. Şimdi devlet e, şey Türk Hava Yolları belirliyor. Değil mi? Tavan fiyat. Tabii, tavan, fiyat, fiyat belirliyor. öbür altındaki diğer 2-3 firmada ona göre uçmak. Hatta Tabii. sadece o da değil. Avrupa Hava Yolları bile ona göre kendini ayarlıyor. Şimdi enerji tekrar hızlıca teke dönülmesi lazım. Hmm. Bu kadar 30 tane enerji firması var, hepsi bir ili parsellemiş. Parsellediği gibi yani hiç hesap soranı şuyu buyu da yok yani devlet ya sen bu devlet bu hükümet enerjiden o kadar feragat etmiş ki elektriği biz aslında 400 yerine 250 ödüyoruz şu hmm. an yasana bir faturanın bir yerine 150'si devlet tarafından ödeniyor tabii diye. doğru hiç hiç bunlar akla gelmez doğru mı? ya vatandaş onu faturada görmeli görsün tabii ya devletin feragatı aynı şey geçen yıl benzinde bu yıl yapılmadı ama geçen Eşen yıl akaryakıtta ne kadar tabii. Subvanse etti devlet. Hiç haberi yok milletin. Tabii. Bunları da göster, millet şunu bilsin. Ya devlet bizim için bir şeyler yapıyor. Şu an milletin algısı şöyle, devlet bira pompalıyor. Gene yılbaşı geldi, zamdan korkmaya falan başlar. Allah'tan Enerji Bakanı açıklama yaptı, doğalgazda bir şey görmüyoruz diye. Yani bu kadar iyiye giden şey, bu kadar kötü anlatılır mı bilmiyorum. Hep bunu konuşuyoruz evet, ya. anlatılamıyor hakikaten.